Ama sayfanda paylaşınca herkes bize atıyor. Biz Noy'un hastalığına mı üzüleceğiz, mobbingi kim yaptı onu mu düşüneceğiz? Ama İş mobbinge gelince insanları konuşturduğumuz zaman herkes başka bir şey konuşur. Yani, ben sana mobbing yapmıyorum. Yani ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Sen beni bununla ilgili ikna edebilirsen yani sen bunu bana yayında değil ama ben bunun içerisinde yapımcımın da bu konuda gerektiği hareketi yapmadım. Bunu biz kırılıyorum ve kızıyorum. Ne gerek var? Buraya böyle gelmek istemiyorum. Yani burada böyle çok seviyorum. Tabii ayaklarımız geri geri gidiyor yani. Düşünebiliyor musun? Ben yapımcım için. Bizi bunlara bulaştıran da sensin. Çok özür dilerim. Biliyorsun değil mi? Sen seviyorsun diye sustuk. Neyi seviyorsun? Ben niye Reha'yla karısının arasında bir hiç yüzünden yapacağım. Bak, bilmem ne yapacağım. O hakaretler, cinsiyetçi şeyler. Sen gidip de leş gibi hakaretler. Ben leş gibi hiç, kimseye hakaret sen hani hep çok kibarsın ya normalde. Hadi avukatın o zaman mobbingden bizi mahkemeye versin. Ben bir gün diyelim ki mesela. Sen ağlıyor musun? Yok benim gözlerim. Gözünde var. Lens varken ağladığında o gözü kurulaştırıyor. Dün Noy biliyorsunuz ameliyat oldu. Geçmiş çok ağladım olsun. Gece. O yüzden de lens de kuruyor benim gözümde. Noy'un durumu nasıl? Ama iyi diye biliyorum ben. Yoğun bakımda. Bugün de kalacak. Ha. Bağırsağı fıtığının içine gitmiş. Bağırsakları çürümüş. Nedenmiş? Neden olmuş? Şeyin içerisine fıtığın içerisinde göbek fıtığı patlıyor. İçine bağırsaklar giriyor. O bağırsaklar da orada hava alamıyor mu ne? Kestiler bir daha yapışa büyük bir ameliyat geçirdi. Yani fıtık değil sadece. İçeriye girdikten bana bak, sonra ana oğul ikiniz de mide. Evet o şey da bağırsaklarımız bağlandı. Ama çekip benzermiş ya zaten sahibine. İşte. Ama bir şey söyleyeyim giderken bana bir bakışı vardı. Anladı. Anlatamam yani. Yani böyle bir şey olamaz yani. Ama Allah benim ömrümden sonuna versin. Ama iyi şimdi telefonu açtı gideceğim buradan iyiymiş. Ondan gözüm böyle oldu. Yani şeyden lens kuruyor gözümü tahriş etti. Biliyorsun biz şimdi Noy'la zaten burada bir yıldır birkaç üç sezondur vakit geçiriyoruz. Noy biraz aksi bir köpek. Seren'i bir tek seviyor. Seren'den başkasına dokunmuyor. Noy'un sayfasının hasta olduğunu insanlar atınca gördüm. Birbirimizi takip etmiyoruz ya biz şimdi. Aramızda kan davası var çünkü sanki. Sen bir de şey demişsin onu sormak istedim. Mobbing. Sana kim mobbing yapıyor bunu bir açıklarsan biz Seren gerçekten çok zan altında kalıyor. Çünkü seninle biz çalışıyoruz. Belki başka çalışma arkadaşların da vardır ama. Sana mobbing yapanın kim olduğunu da söylersen. Ben gerçekten ekran önünde ne yaşarsak yaşayalım. Çünkü ben 23 yıldır bu işin içerisindeyim. Başka Cengiz'le de program yaparken gerçekten çok ayrı düştüğümüz zamanlar oldu. Kızdığımız zamanlar oldu. Ama tabii biz canım, onu çok fazla ekranın önüne taşımadık. Burada biz bununla muvaffak olamadık. Instagram sayfasına yani, taşıdın mı peki? Muvaffak olamadık. Ben burada en son Amerika'ya giderken sizi öptüm yanaklarınızdan. Biz de öyle biliyoruz. Keşke olmasaydı ama bir şekilde oldu. Yani burada da daha fazla bence çözülmesi gereken şey bence burası da değil bence. Burası değil. Yani eğer birbirimizle alakalı bir endişemiz ve kırgınlığımız ve kızgınlığımız varsa bir başka sevmediğimize giderek ekran önünde dışında ben sana hiç bir şey söyledim mi? Hiç konuştuk mu? Nasıl yani? Ekran önü dışında. Şuranın dışında. Sana herhangi bir terbiyesizliğim olmuyor. Sana senin bugüne kadar bana bu son olaylara kadar saygısızlığın hiç olmadı. Peki ben Instagram'da senin bana attığın şu kadar yazıdan sonra delirmiş olabilir miyim? Nasıl yapmış olabilir, ama demiş işte olabilir miyim? Ama işte siz ben yokken burada halay çektik birisi olsa da olmasa da gider falan deyip ondan sonra biz çok iyi bir ikiliyiz, ikilisiniz biz ikili, diye. Benim ağzımdan böyle bir cümle duydun mu hiç? Ya Arço söyledi. Ondan sonra da hayatımda böyle bir şey duydun mu? Ben de tabii ki hiç haksızlık yaptığını düşünüyor musun? Kime? Hiç haksızlık yaptığını düşünüyor ben musun? Ben hayatımda hiçbir arkadaşımın hep mutlu olmasını, üzülmeni istemiyorum. Üzülmesini istiyorum ama gerçekten hak etmediğimi düşünüyorum bir takım şeylerim. Yani biz konuşmayabiliriz, birbirimize kızabiliriz ama her konuşmadığımız ve kızdığımızda birbirimizin düşmanlarına gidip yani ben bunu yapmadım. Ben gitmedim. Yapmadığım için de gerçekten ya şöyle oluyor artık. Burada kimseyi çünkü konuşmak durumunda kaldığım zaman ikimizin dışında da
üçümüzün dışında da konuşmak durumunda kalacağım. O yüzden de benim çözmek istediğim mecra yer burası değil. İstersen bunu programdan sonra içeride hep beraber konuşalım. Çünkü zaten buraya yansıtmamak gerekiyor. Aynen. Ama sayfanda paylaşınca herkes bize atıyor. Biz Noynoy'un hastalığına mı üzüleceğiz, mobbingi kim yaptı onu mu düşüneceğiz? Ama ben dün burada sinir krizi geçirdim. Evet, bunu da söyle. Evet. Bu da ses kayıtlarının yayınlanmasıyla alakalıydı. Hayır, yayınlanmamasını yayınlanmaması, istedim. Yayınlanmış bir şey. Ama ısrarla da yayınlayacağız dendiği için sinir krizi geçirdim. Hı-hı. Ama burada dünkü aslında sizin... seni korumak için yayınlanacaktı yok, o. Yok, bu benim özelim yayınlayamaz. Yani. Hiç kimse yasak böyle bir şey. Zaten o yüzden istemedim. Yani burası benim programım ya. Yani benim derken zaten. Ben de bu programdayım ya. Evet. Hani ben de bu programda tabii birisi. Ki. Bu üst üste yani... Ama bu senin için de iyi bir şey değil miydi? Bu benim için iyi bir şey. Ben açıklayabilirim. Ha, açıkladın ya o yüzden. Bilal Bey de açıklayabilir. Herkes açıklayabilir. Ama benim ses kaydımı benden izinsiz hiç kimse hiçbir yerde veremez. Zaten yayınlamadılar. Ama yayınlanmak üzere montaj yayınladı. Yapılmıştı. Burada yayınlanmak üzere montaj yapıldı. Ve biz bu yüzden burada kavga ettik. Ve bana bunun yapılmaması gerektiğini söyledim. Şimdi ben her gün bu yayına elim ayağım titreyerek çıktığım zaman... Elim ayağım titreyerek çıktığım zaman ben işimi yapamıyorum. Çünkü ben hassas bir tipim. Yani benim sen daha gerçi sen mantıksın. Çok yerde savaşıyorsun bir de. Ben duygularımla. Ben yoksa yerde savaşayım önemli değil. Ama işte o da ben tabii... yakınlarımla savaşmayı sevmiyorum. Ben hiçbir zaman yakınlarımla kötü olmayı sevmiyorum. Buna annem de dahil. Tabii hiçbirimiz sever miyiz yani? Hiçbirimiz sevmiyoruz. Ben bana yapılan şeyleri fark ettiğim zaman... Yani mesela işte dün yayına çıkmadan önce benim yapımcım diyor ki Sinan Akçı'yla ben konuşmuyorum ve çok uzun zamandır konuşmuyorum ve bana da çok kötülükler yaptı. Hamileliğim sırasında o da bu Can Tanrıyarlarla beraber oldu. Yarın Sinan'ı getiriyorum buraya falan. Yani ben bunları yapa yapa elim ayağım titremeye başladı artık. Odama giriyorum mesela yerlerde kola dökülmüş. Onlar temizlenmemiş falan. Yani dedim ki ben en sonunda acaba dedim yani hani neden bütün sizlere de yani lütfen. Bu Arto benim 30 yıllık arkadaşım. Hı hı. 30 senedir arkadaşım. Yani daha önceden de gitmiştir etmiştir umurumda olmaz yani. Ama biliyorsun hadisenin mevzusunu ben bir gün çok uzun konuştum. Evet. O zaman da bu bana kızdı niye bu kadar uzun konuşuyorum kendisi konuşamıyor diye. O zaman da mesela kendi kendine küsüyor durup dururken. Şimdi orada bildiğim bir şeyler olduğu için uzatıyorum ama uzatmak yani ben burada daha fazla rol çalayım diye yapmıyorum bunu. Ben o konuya o günkü konuya ben ertesi gün Arto daha fazla konuşur çünkü onun da getirdiği haberler oluyor. O da daha vakıf olduğu için. Şimdi bunlar bizim aramızda olmamalı veya ben sana kızabilirim. Arto'ya da kızabilirim. Siz de bana kızabilirsiniz ki ben buradan çektim Amerika'ya gittim. Dünyadan bir haberim. Siz şimdi arkadan birileri herhalde yorum yazıyor. Birisi de gitse olur. Gelmese de olur. Öyle başlamadı konu. Öyle başlamadı. Konu nasıl başladığını sen unutmuş olabilirsin zaten. Ama. Yok ben hiç unutmadım. Arto Amerika'dayken ben sana şunu söyledim. Evet. Varsa yayınlasın reji. Tamam. Yok öyle bir hazırlığımız yok da. Tamam yarın istersen hazırlasınlar. Kendimizle ilgili şu anda. İzleyiciden özür dileyelim ama yani. Biz dışarıda konuşamadığımız için şöyle, şimdi mobbingi sormak istiyorum. Şöyle ben çalışmak zorunda olan bir insanım ve çalışmak istiyorum. Tamam. Ama ben bu duygusal şeylerle etkilendiğim için geçen gün ben 22 tansiyonla buranın karşısındaki hastaneye kaldırıldım. Evet. Sonra sen demiştin ki 14 tansiyon. Hayır 22 tansiyon. Burada 18'e düşürdüler fakat şeyden bak sen demişsin ki 14 tansiyon. Sen neler demişsin? Yok şey biz sen benim, neler demişsin benim biliyor musun? Bak gene mesela. Bak ama hayatım sen demişsin ki bana sordun beni, mu? Bana geçmiş olsun hiç demedin bana, mesela. Hayır çünkü gün, sen eğer bana bir şey olursa. Bana düşman olan bir sayfaya açıklama yapmışsın. Bana bir şey, ben mesela, arkadaşıma ses mesaj attım. Çünkü senin gittiğin yer benim sponsorum dedim ki Seren'in durumu iyi mi Allah korusun beyin kanamasından bahsediyorsun. Hayır dedi. Eve gönderdik 14'e düştü tansiyon. Ben dedim ki çok şükür ki Seren'in durumu 14'e iyiymiş. 14'e düştüğü için. Tamam çok şükür evet, düştü. Ama 22'ydi. Şimdi yani sen demişsin ki den sonra ben sana senin dediklerini söylemeye ben utanırım.
Seren. Ben utanacağım. Utanırım, biliyor musun? Hiçbir arkadaşıma yapmadım Bircan. Yani, sen bu soruyla birisine... utanmıyorsan zaten büyük problem ama ya. Ben sana sonra yayın bittikten sonra söyleyeceğim. İzleyicin için de söylemek istemiyorum. İşte bak mesela gene bu şekilde yine, konuşmalar. Mesela ben... söylüyorsun annen başka bir şey yazıyor, sen başka bir şey yazıyorsun, yapımcı başka bir şey. Benim seninle bir sorunum yoktu. Biliyorum evet. Yoktu. Yani hiçbir zamanda saygısızlık yapmadım. Kaba şeyler de yazmıyoruz biz. Yani, yok, biz hiç yazmıyoruz. Biz yani, sessizliğimiz devam ediyor. Sen belki bu soğuk savaşı sen devam ettiriyorsun. Ay belki o da duygusal. Senin programdan gitmeni ne ben ne yapımcım ne Arto istemiyoruz. Tabii ki niye ben isteyelim? Çok partner değiştirdim. Partner değiştirmek benim mentalimi çok yoruyor. Gitmeni de istemiyoruz. Kimse mobbing de yapmıyor. Ben mobbingin kelime anlamını sen çok iyi biliyorsun. Mobbing nasıl yapılır? Kelime anlamını biliyorsun. Ben mobbing olduğunu düşünüyorum. İş mobbinge gelince insanları konuşturduğumuz zaman herkes başka bir şey konuşur. Yani, ben sana mobbing yapmıyorum. Yani ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Sen beni bununla ilgili ikna edebilirsen yani sen bunu bana yayında değil ama ben bunun içerisinde yapımcımın da bu konuda gerektiği hareketi yapmadım. Bunu biz tartışabiliriz. Evet. Tabii ki tartışacağız. Aramızda. Tabii ki. Ama bunu televizyonda onun izin vermemesi gerekiyordu hiçbirimize. İzin verdiği için onun da bu konuda eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne olabilir? Hani öğretmen senin... sınıfta bir öğretmen var mesela. Biz hepimiz haklı veya haksız olabiliriz. Burada da bir şey yok. Ama herkese izin verdim eşit şekilde diyor. Yok, herkese izin ver. Çünkü ben yoktum zaten bunlar olduğunda. Dolayısıyla ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Haksız kim haklı kim haksız da değilim. Ben sadece burada olanlara daha fazla kaç kere bakın dedim müsaade etmeyin. Yayında müsaade etmeyin. Arkada olabilir ama yayında müsaade etmeyin. Çünkü ben yayında düşüyorum. Yani bir şey olduğu zaman hemen gözüm doluyor, çenem titriyor. Yani siz çok iyi biliyorsunuz ki benim saçım bile olmadığı zaman ben mutsuz çıkan bir insanım. O yüzden de ben burayla anlaşırken istediğim her şeyi tek tek söyledim. Ama şimdi ekranda devamlı mesela bir ödül gecesine gittik. Ben niye birinci sırada oturmuşum? Siz niye dördüncü sırada oturmuşsunuz? Siz benim partnerlerimsin. Öyle bir şey olabilir mi? Senin birinci sırada oturup bizim dördüncü... O zaman biz farklı masalarda farklı programlar yapalım. Seren sen birinci sıralardaki programları yap. Biz dördüncü sıralardaki programları yapalım. Bircan'cığım o programın bize nasıl dediler biliyor musun? Seren bize bunu istedi dediler. Peki buna ne diyorsun? Kim söyledi bunu? Seren aradı. Protokolde ben oturacağım yalnız başıma. Doğru değil mi? Kim dedi bunu size? Bana da tam tersine şunu söylediler. Neymiş? Ben o gün oraya geldiğimde en önde Seren Serengil yazıyordu. Ben o programdan siz bu sene ödül aldın ama ben 5. yıldır ödül alıyorum. Hayır, bu arada benim o program oradan 3. ödülüm de ben söylemedim. 5. senedir alıyorum ve hep ben protokolde oturuyorum. Ben ya biz size artık ev sahibiyiz orada sayılır. Hayır, problem bir dakika. Yok da. Ben orada 1. sırada oturmuşum, siz arkada oturmuşsunuz. Bunun benimle ne gibi bir ilgisi olabilir? Adamlar da diyorlar ki Bilal Bey dedi ki diyorlar sen Seren bizi orada oturtturdu. Seren söyledi. Ondan sonra sen bizi oturtturdu. Bak biz sana neler yapacağız demişsiniz adamlara. Adamlar da beni arıyorlar. Demişsiniz adamlara. Biz böyle bir üslubumuz hiçbir zaman olamaz da neler yapacağız falan. Bence de bağlansınlar. Çünkü o adam beyefendi galiba birkaç gün önce Bilal Bey'i arayıp kanala geliyorum. Sana yapacaklarımı gör diyen adam değil mi? Tamam bizi tehdit eden adam. Ben sonuç olarak siz benim partnerimsiniz. Ben size öyle beni Bilal aradı o sırada. Ben hemen adamlara dedim ki hemen yanı boşaltın buraya alın. Çünkü yani benim böyle bir şey söyleme gibi benim yani... Biz senin şarkı söylerken de en çok eğlenenlerdendik. Aynen. Yani ben de size gelip tabii şarkı söyledim ama sen yine ödüle çıktığın zaman tam ben konuşurken yine Ece'yi önümden çekip gel. Yani çünkü sen program 3 yıldır devam ediyor diyorsun ama bu program 9. sezonunu bitiriyor Seren. Hangi 3 yıldır? 3 yıldır çok izlediniz. Hayır bu program 9. sezonunu bitiriyor. Ben kendi adıma söylüyorum. Ben o 3 yıldır... O zaman ben 3 yıldır bu programdayım demelisin. 3 yılda devam eden bir program deyince yani, herkesi taça atıyorsun. Yani herkesi, herkesi. Yani bazen selfish gibi oluyor ya durduğun zaman o şekilde. Yani ben burada Bircan'a çok fazla kızamıyorum. Çünkü Bircan benim arkadaşım değil. Yani Bircan şöyle benim arkadaşım değil. Uzun yıllara dayanan bir arkadaşlığımız yok. Ama sen benim 30 yıllık arkadaşım olduğun için ben sana kızıyorum aslında. Çünkü bu kızın seninle bu olaylarımız olana kadar... Bana herhangi bir saygısızlığı hiç olmadı. Ama sonrasında hayır neden? Ben sana kızabilirim. Çünkü benim seninle alakalı, arkadaşlığımla alakalı bir hakkım olduğu için, hakkım olduğunu düşündüğüm için kızabilirim. Ama ben her küsmek çok normal olabilir. Ama küsken ne yapıldığı benim için çok önemli. O yüzden ben
kırılıyorum ve kızıyorum. Ne gerek var? Buraya böyle gelmek istemiyorum. Yani burada böyle tabii ayaklarımız çok geri geri gidiyor yani. Gerçekten çok işte seviyorum. Teşekkür için ama şey hiçbirimiz ne sen ne sen ne ben çalışmadığımız zaman sokakta kalacak insanlar değiliz. Ve sağlık o kadar önemli bir şey ki bak burada Oya Aydoğan gitmiş. Allah korusun. Geçen gün onu düşündüm. Yani İbrahim Tatlıses'in başına bir şey geldi. Dedim, kendi kendime dedim ki herhalde sırada ben varım. Yani çünkü benim de birdenbire tansiyonum çıkabiliyor. Hastalanabiliyorum. Biz bunları burada konuşmamalıyız. Biz bunları bence içeride konuşmalıyız. Çünkü biz burada toplumun önünde konuştuğumuz için ben kimseyi yine de kırmamak ve rencide etmemek, kendimi de bizi başkaları bizim o kadar çok bizim bu hale gelmemizi tabii isteyen ki insan var ki. Tabii ki var. Sen de onun ben evet var ama tabii ki bazen ya gördüğün zaman ha, o yüzden de ben daha fazla bunu burada önde yaşamamızı yani gerçekten doğru bulmuyorum. Biz çünkü bugüne kadar bu programı Türkiye'nin en fazla seyredilen programı haline getirdik. Ben bizim seninle kişilikle kişisel şeylerimizi evet, içeride konuşmamız. İçeride konuşamıyoruz, birbirimizi göremiyoruz. Ama izleyici de bizim bence bunun gerçek olmadığını falan söylüyor ama biz gerçekten yaşadığımız her şeyin gerçek öyle olduğunu şey söylüyor. Olabilir mi? Ya o zaman hastalık bu yani arada Seren yokken de o senin şey gelir gelmez halaylar, danslar dediğin şey. Seren Jimmy Jip sevmiyor. Şu aleti sevmiyor. Yukarıdan gelen bir alet var. O aleti sevmiyor. O kendi görüntüsü, onu da sevmiyor. Onu istemiyor. Biz ona takılmıyoruz. Ben de dedim ki yani müzik bir şey yok tabii ki olabilir falan. Şimdi iki kişiyle program yapmakla üç kişiyle program arasında fark var. Şimdi Seren'in üç kişiye alıştıktan daha sonra alıştığımız için vakit de ona ama göre. Ama siz geçen gün ben hastalandıktan sonra yine halay çekelim mi dediniz ben buradan tansiyonum çıkıp gittiğimde. Şimdi bu halay çekelim mi lafını sen kim söyledi, ben mi söyledim? Artu söyledi. Tamam, niçin söylediğini bir açıklasana Artu. Ben yani söylediğim her şeyi açıklayabilirim çünkü. Hani o bizle o konuda dalga geçtiği için. Hani yine Seren olmayınca hani dalga geçme. Bu arada yılbaşı çok güzel halaylar da çektik. Seren'i evet, de çektirdik. Evet bu arada. Yani. Neyse yani dediğim gibi ben de ya çalışayım ya çalışmayayım. Hiç önemli değil ama. Sen niye ben çalışmayayım diyorsun? Yani çünkü şimdi bak ben şunu izleyiciye söylemek istiyorum. Ben mutlu olmadığım zaman şöyle bir şey. Biz de mutsuzuz ben de Seren annemle, şu anda. Bak yani kimle mutlu olmadığım zaman ilişkilerimden de evet, böyleyim evet, yani. Evet. Sevdiğim halde gittiğim oldu yani. Çünkü yani onu artık kaldıramadığım için ben mutlu olmak istiyorum. Mutlu olduğum zaman her şeyi yapabiliyorum ama mutsuz olduğum zaman hiçbir şey yapmak istemiyorum. Çok haklısın. Hepimiz öyle. Ayaklarımız geri geri giderken tamam. Ben herhalde 20'ye yakın partner değiştim. Bir tanesiyle böyle bir şey yani, yaşadım. Ayaklarım dün, geri geri gidiyordu. Dün, senden bahsetmiyorum. Dün mesela Feyza Altun'un ses kaydı çıkıyor. Yani benim yapımcım içeriye sen bunu yaptın diyor mesela. Sen bunu bana yaptın mı diyor. Evet bunu yaptım. Biz diyor buradayken böyle bir şey tanık olmadık. İçeride diyor işte ki, içeride yaşadığınız gibi. Evet sen yaptın diyor bunu diyor. Kim yani yaptı diye sorup sana cevabını şimdi vermesin. Evet, ama ben bu suçlamalardan protokolde bize sen arkada oturdun. Ya yani o kadar acayip bir şey ki yani neyle savaşacağımı ve yani ben oradakilere de benim dedim lütfen herkese sizi de söyledim biliyor musun? Çünkü ben size kızsam kızım ne farkı? Biz orada söylemezsem olmaz ekibi olarak oradayız. Yani sen bunu algılayabiliyorsun. Bu organizasyonu yapan ve yıllardır yapan adam algılayamıyor mu bizim farklı yerlerde oturmamamız ama gerektiğini? Hayatım sponsor onlar ve bu kanal onlarla anlaşmış. Bunun muhatabı ben değilim. Lütfen yayına bağlayın. Ben nereden bileyim yok, neden böyle bir şey adam, yapmadıklarını? Zaten Bilal'i arayıp tehdit ettim. Yani canım. Ama işte bağlayın yayına hesabını sorun. Sorduk. Ama Selen mi oturttu dendi dediğin zaman bu çok üzücü. Devamlı bir şeyle suçlanıyorum ve gerçekten bundan hiçbirisinin ne yapıyorum ne ilgim yok. Yani Feyza olayında da aynı şekilde. Hı hı. Yani Deniz'in araması dını dını dını. Orada zaten ben bunun haberini vermişim. Bu nasıl yani böyle insan kendi kendine böyle bir kötülük yapamaz. Ve dün ses kaydım yayına verilmeye çalışıyor. Ay, vermeyeceksiniz diyorum vereceğiz diyor. Vermeyeceksiniz. Dolayısıyla ben artık gerçekten dedim ki ben bunu artık tahammül edecek sınırları aştım. Şimdi Seren yani, sen de biliyorsun ki YouTube'a daha önce düşmüş herhangi bir şeyi biz burada yayınladık. Ve artık kamuoyuna mal olmuştu. Evet, ama bu sen Bilal'in de ne kadar sensitif, ne kadar böyle hassas, dokununca böyle bile kızaran bir adam olduğunu biliyorsun. En yumuşak karnından saçma sapan bir iftiraya, mesnetsiz bir iftiraya maruz kalınca evet, ben bunu açıklamak zorundayım deyip bunu açıklayabilir. Teknik açıdan hiçbir sorun yoktu. Tabii teknik ki açıdaki sorun YouTube'a yüklenmesiydi. Biz evet de bunu zaten sormak ama için. Ama ne yapayım Reha Bey'in mahkemesi sabah dün 9'da oluyor. Dün mü evvelsi gün mü? Şu an günleri de karıştırdım. O mahkemeden
bir 16 saat önce oraya fake bir hesaptan yükleniyor. Şimdi bu bunun neden olduğunu, niçin olduğu çok aşikar ortada. Yani benimle ilgili bir bana biz yani düşünebiliyor musun? Ben yapımcım bizim için. Bizim bunları bulaştıran da sensin. Çok özür dilerim. Biliyorsun değil mi? Sen seviyorsun diye sustuk. Niye ki hangisi neyi seviyorsun? Reha, ben niye Reha'yla karısının arasında böyle saçma sapan bir davanın şeyi olayım ya? Sizinle ne alakası var? Ben Feyza'yı tanımam ki, senin yüzünden tanıdım. E tamam da Feyza ile olan durum zaten Feyza bana laf söyledi diye. Bana mahkeme salonunda. Evet ama tamam da bizim Feyza ile aramızda bu programda ne olursa şey, zaten var. Hepimiz zaten öyle. Biz seni sevdiğimiz için zaten senin yanında seni hep durdurmaya çalıştık. Beni gerçekten sevip sevmediğini vallahi artık yani... İnan ki eskiden beni sevdiğini düşünüyordum ama gerçekten artık beni sevdiğini... Ya düşünüp düşünmemen çok artık yani, önemli yani, değil. Çünkü tamam, senin yazdıklarınla yani benim senin yazdıklarınla... Benim yazdıklarım Amerika'da, sizin buradaki bu halay çekiyorlar. Biz çok iyi bir ikiliyiz. Hmm. Birisi gelse de olur, gelmese de olur dedikten sonra ben onları yazdım. O söylesene o zaman aynen. Bana bakacaksın. İlk sen söyledin diyorsun. Zaten ilk o söylediği şeyin karşılığı ben, olarak onu ben söyledim Bircan'a, ama. Bircan'a şunu söyledim. Bircan bunu rejiden istiyorum. Ne o? Arto hep dedim tatile gönderiyorsun. Biz ne zaman gideceğiz dedim. Evet ben de gitmek istiyorum dedim. Biz de gidelim dedim. Biz, evet. Hep biz dedim. Hiçbir evet, zaman evet. Ben demedim. Hı-hı. Ama dedim biz de gidersek program olmaz dedim. Ben de gidersem mi? Biz de gidersem mi? Lütfen o bantı bulmanızı tamam, rica ediyorum. Çünkü buradaki, ben oradaki subliminal mesaj ne? Sen öyle şu anda söylersen öyle algılanabilir. Lütfen bunu yayınlasınlar. Ama benim anladığım şeklimde. Peki, benim peki sen niye bunu çok özür öyle diliyorum. Anlamış oldun çok, bir dakika, mesela bir benim dakika. Söylediğim şeyi? Çünkü siz bir tek ben anlamadım ki bütün Türkiye yazdı. Yani ya aynı şeyi bana ben, da bütün, yazdılar. Ama kalkıp da peki sen bunu söyledikten sonra aradan bir 10 gün geçti. Sen çünkü tatile gittin biraz geldin. Evet. Biz burada sarmaş dolaş beraberdik. O zaman içeriye çıkıp beni çekmen lazım. Ya Sero sen ben yokken demişsin ki ben olmazsam asla demem ben. Hayır. Asla demedim. Biz dedim ben Bircan'a. Yani dedim ki biz ne zaman? Yani Arto ayrıcalık yapıyorlar. O tatile gidiyor. Biz ne zaman? Lütfen bu bantı bulmanızı rica ediyorum. Çünkü peki sen bunu yanlış anladıysan eğer bana bunu bu 30 senelik arkadaşız. Ya Seren böyle bir şey demişsin. Hayrola deyip bana bunu kuliste sorsaydın ve biz aramız buradan kötü gitseydik. Ben sizi öperek gittim. Aramız çok iyiydi. O yüzden ben bunu böyle düşündüm. Zaten yine dolayı. İyiydi. Ama ya sizi birisi dolduruyor. Bak ben sen öyle düşünüyorum. Yani seni de veya ya bir şey var ama çözemiyorum. Aslında artık da çözmek istemiyorum. Sadece biz çözmek istersek bunu aramızda bana göre kendi başımıza çözmemizde yarar var diye düşünüyorum. Yani başka bir şey kendi başımıza çözebilsek. Ama bunun da bir çözümü ama Instagram üstünden hakaretler, cinsiyetçi şeyler, sen gidip de leş gibi hakaretler. Ben leş gibi kimseye hakaret etmiyorum. Sen hani hep çok kibarsın ya normalde konuşmazsın öyle. Ben öyleyim. Evet ben küfür etmem. Keşke öyle de konuşmasan. Bunu. Ama kalkıp da bir hiç yüzünden yapıyorsun. Bilmem ne yaptı. O hakaret mi? O hiçbir şey değil. Ama senin hocam, yol vermen daha kötü ya. Ben her zaman bana bir şey yapıldığı zaman, yapılmaya devam edildiği zaman cevap artık çünkü ben de tahammül sustum. İçeriden bana tamam dediler, Seren, tamam dediler, tamam dediler. Sen hiçbir zaman susmazsın be aşkım. Susam, yani, evet. Susmazsın. Ama bir zaman. Şey söyleyeceğim. Ben sizi buradan giderken öpüp gittim. Tamam yine bir şey o yok zaman ki. Senin demen lazımdı ki hayatım sen 15 gün önce böyle bir şey dedin. Ben seninle küstüm, kırıldım. Sen bende kırık değildin. Biz öptün canım aşkım güle güle deyip beni gönderip tamam. Arkadan bunu yapmanın tahammül edemiyorum. Ben hastalandıktan sonra hadi halay çekiyor muyuz demeni tahammül edemiyorum. Yani birçok şey var burada. Bende hepsinin şeysi var. Benim avukatım dedi ki siz burada nasıl yapacaksınız bu programı? Mobbing var bu bunun dedi. Ben hadi avukatın bütün, o zaman mobbingden bizi ben, mahkemeye versin. Ben bak işte siz bu konuları yapacak, ne yapalım? Bu konuları açıyorsunuz ama benim bak yine tercihim burada bu konuları konuşmak. Hayır yani bu mobbingi yani, yine koymuşsun ya. Hayır şöyle ama artık ben artık izleyiciler bunu... hep diyor ki ya Seren'e siz mobbing yapıyorsunuz. Ben yapıyorsunuz, izleyiciler, yani, ya. İzleyiciler yani, bunu ilk günden beri söylüyorlar. Ama ben de sana şunu söylüyorum. Ben burada Bircan da çok iyi biliyor. Bilal Özbilgi de biliyor. Cihat Bey de biliyor. Patron da biliyor ki senin burada olman için 3 ay güneşin altında kendi yaz tatilimde
40 derecenin altında telefonda teknenin bir önüne gittim, bir arkasına gittim. Gülüyorsun, bakıyorsun ama bütün bunlar böyle. Öyle mi diye? Evet, evet böyle. Ben de Bilal Bey konuştum. Bilal Bey bağlanabilir. Konumuzu yani. Patronumuzla bağlanabilir. Herkesle bağlanabilir. Senin ne kadar sevdiğimi ve seninle alakalı, sen Amerika'ya gidiyorsun bazen geç dönüyorsun falan ya, bütün mesuliyetimi üstüme aldığımı, senin bu, ben seninle de zaten telefonda hep konuşuyordum, aman Arto böyle söyleme, aman şöyle söyleme, sen gelmeyeceğim falan dediğin zaman. Ben senin bu kadar seven bir arkadaşınım. Bu kadar seven. Abi ama ben, bana bir şey kızdığın zaman bazen anlamadığımızda bana söyleyebilirsin. Ben yeni şey gazinoya çıkıyorum, bana böyle surat asıyorsun. Tamam, bunlar daha bir sürü şey yapıyorsun. Bunların yani daha fazlasını konuğumuz var şimdi. Ondan ama sonra ben konuşalım. Yine de söylüyorum. Arkada da ben konuşalım. Sevdiğim insana kızıyorum ve kırılıyorum. Siz benim sevmediğim insanlar olmasanız umurumda olmazsınız. Bak ben sana bir şey söyleyeyim, ben Cengiz Semercioğlu'na hiç şey yapmıyordum bile. Umursamıyordum bile. Ama duygular karşılıklı. Biz yani, de seni umursamazsak. Yani herhalde canım şey. Allah. Bu arada bak, Damla da gelsin. Damla gelir misin lütfen? Gel Damla kızım. Da gelsin. Gel Damla, kızım bana. Damla bu olaylar yavaş kızım. Aa. Damla bugün başladı. Şey, bu olaylar başladığında Damla da bizim yanımızdaydı. Haberi yoktu dünyadan. Biz tabii ağırlıyorduk. Çok da seviyoruz Damla'yı. Damla Demirel'in. Hoş geldin. Hoş geldin. Günaydın tekrar. Hoş biraz gergin miyim? Daha doğrusu gergin değil. Biraz gergin böyle. Gergin değil ya. Gergin sormamız değil. Gereken. Yani çünkü biz dışarıda konuşamıyoruz. Evet, yani bir de hep Instagram üzerinden konuşmak saçma oluyor. Çok insanlar da merak ediyor. Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor? Her şey çok güzel giderken nazar mı değdi? Bilmem ne. O nazar bir değiyor. Şeyle, yani, nazar değil. Yani o nazar değiyor ama tabii ki hani zannediyorsunuz ki bir de şey yazıyormuşsunuz. Sizin yapımcınız mahsus. Bunları söyledi. Yani rating almak için böyle bir şey. Hiç kimse kendine hastalık. Hiç kimsenin öyle bir şeye ihtiyacı yok. Böyle bir ihtiyacımız yok. Zaten seyrediliyoruz yani. Öyle bir şey mümkün bile olamaz yani. Herhalde bunun rol olmaz yani, anlamışlardır diye tahmin ediyorum. O kadarını da bir şey düşünemeyeceğim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş